Galatasaray televizyon ekranlarında Parçalı Sevda programına hoş geldiniz sevgili seyirciler. Parçalı Sevda'da sezonu Düzce'de açıyoruz. Düzce benim de çok sevdiğim, hayatımın bir bölümünü geçirdiğim bir yer. Bu yüzden de açılışı Düzce'de yapalım dedik. Tabii ki katkılarından ötürü sevgili Murat Albayrakoğlu'na da çok teşekkür ederek sözü bırakalım. Geçen sene de gelmiştik. Bu sene de yine aynı keyifli ve güler yüzlü ekip bizi karşıladı. Öncelikle Düzce'ye tekrardan hoş geldiniz diyorum ben de arkadaşlarım adına. Şeref verdiniz. Çok kısa bir süre oldu ama tekrar gelmenizden dolayı mutlu olduk. Teşekkürler. Düzce zaten benim belirttiğim gibi çok sevdiğim bir yer. Siz de ekip olarak oldukça keyifli ve güzel bir şekilde karşıladınız yine elimizden beni. Geldi. Bu yüzden de çok teşekkür edeceğim. Düzce Ultrasan ekibi olarak biz en son geldiğimizden beri neler değişti onu soralım. Düzce Ultrasan ekibi olarak aslında çok şeyler değişti. İşte maçları izleyebileceğimiz bir mekanımız vardı. Sonradan onu kapatmak durumunda kaldık. İşlerimizin yoğunluğundan dolayı, şahsi işlerimizin. Arkadaşlarımızla güzel aktiviteler yaptık. Maçlara gittik geldik tekrar. Elimizden geldiğince daha da ileri götürmeye çalıştık. Çıtayı bir çıta daha yükseltmiş olduk. Bu sezon için planlar nelerdir? Tabii Pasolik çıktı. Bunlar biraz planları değiştiren etkenler oldu. Eminim bununla da ilgili söylemek isteyeceğiniz şeyler vardır. Ama önlem var mı? Başka yapılan planlar var mı? Şimdi öncelikle Pasolik hakkında kulübümüz Pasolik'i e-bilet sistemini kabul ettiği için biz Pasolik yani aldık almadık değil kulübümüze katkı sağlamasından dolayı kombinelerimizi yeniledik. Ama istiyoruz ki olmasın e-bilete karşıyız şu anda ama kulübümüzün isteği de doğrultusunda kabul etmiş durumdayız. Önlem olarak aslında bir şey almadık açıkçası. Arkadaşlarımızı Şampiyonlar Ligi maçlarına götürmeyi hedefliyoruz. Pasolik içinde zaten sezon başladı. Maçlarda, tribünlerde gördüğümüz gibi çoğunluk sağlanmıyor. Futbolun güzelliği kaybolmaya başladı. Tabii ki bunun yanında çok kalabalıklarda kötülükler de olabiliyor ama bizim Galatasaray taraftarının ben bu konuda eksiye düşeceğine inanıyorum. Yani bize faydası olmadı açık konuşmak gerekirse. Kime faydası oldu bilmiyorum ama güzel olmayacak diye düşünüyorum ben tribünlerin. Taraftarlar olarak zaten genelde bu dertten muzdarip olunduğu söyleniyor ama Galatasaray taraftarı her koşulda takımını destekleyecektir. Bundan hiçbir şüphemiz yok. Kesinlikle o konuda zaten hiçbir zaman şüphemiz olmadı bizim. Biz buradan yakın olduğumuz için zaten İstanbul'a birey olarak çok rahat bir şekilde gidiyoruz maçlara. Deplasmanlara da gidiyoruz ama işte bu e-bilet gelebilecek olan arkadaşlara biraz engel oldu. Ona da artık şimdi önümüzdeki hafta belli olacak bizim kombinelerimizin nereden olacağı, işte e-biletlerimizin çıktığından dolayı. Yani almaya çalıştığımız arkadaşlar da olacak. Şu an zaten fazla bir kombine satılmadığını duyduk. 17 bin falan diyebiliyoruz. En çok da e-bilete, Pasolig'e Galatasaray tararaftarının aldığını duymuştuk. 34 bin, 35 bin civarında. Gene ilk önce enleri biz yaptığımız için Pasolik'te de şampiyon olmuşuz. Yani iyi veya kötü sonuçta bir sezonu böyle geçireceğiz diye düşünüyorum. Şimdi enler ilkler demişken tabii ki bu programın konusu sezonda başlangıcı olduğu için öncelikle 4. yıldız ve Şampiyonlar Ligi olsun istiyorum. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Önce Murat'a söz verelim sonra sıradan herkes gönlünce cevabını Vallahi versin. Vallahi ben hocamıza çok güveniyorum. Ya nedendir bilmiyorum kendisiyle de bir tanışmışlığım yok ama ya aşırı fazla güveniyorum kendisine. Yani İtalya milli takımında yapmış olduğu 2012 başarısı, 2014'teki talihsizliği göz ardı edersek bence başarılı bir hoca, İtalyan sembolü. Takımımız da alıştı artık buna Mancini döneminden sonra da. Onun için ben 4. yıldızı önümüzdeki engeller olmasına rağmen takabileceğimize inanıyorum. Yani en ve ilk olduğu için buna biz ilk önce hedefiz zaten, hedefimiz bu. Çıktığımız hiçbir yolda geride kalmadık bugüne kadar. Ya buna da inanıyorum. 4. yıldızı ilk biz takacağız. İlk biz olacağız. Rütbemiz yerinde olacak. Bu konuda o zaman diğer arkadaşlarımıza da söz verelim. Kim söz almak isterse veya yanından devam edelim istersen Murat. Yeni sezon, yeni hedefler, hedef büyük. 4. yıldızı istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde yine varız. Rakipler de belli oldu. Sözü size bırakalım. Öncelikle tekrar hoş geldiniz Düzce'mize. Devamını bekliyoruz tabii ki. Açılışı da buradan yaptığınız için teşekkür ediyorum.
Dördüncü yıldız için, yani şimdi bu dördüncü yıldızı işin açıkçası biraz ortam geriliyor. Yani bu dördüncü yıldız falan tabii ki önemli. İlk önce inşallah biz yapacağız. Ama yani biraz fazla abartılıyor bence medyada. Yani iyi sonuçlar doğurmayabilir. Tabii Galatasaray olarak her şeyin ilkini biz yaptığımız için bunun da ilk olarak biz yapacağımıza biz taraftar olarak eminiz. Bilmiyorum, Murat arkadaşımın dediği gibi hocamızdan da ben de aynı şekilde bir pozitif enerji alıyorum. Hocamız bilmiyorum çok böyle yani sanki bizden biri gibi yani onu görüyoruz. İnşallah yani dördüncü yıldızı biz takacağız ilk olarak. Şampiyonlar Ligi'nde de rakipler belli oldu. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında çok fazla yabancı değiller bize. Evet. Arsenal, Dortmund. Aslında geçen sene de bundan kolay bir grupta değildik. Real Madrid vardı. Öbürkü Juventus takımlar, vardı. Juventus vardı. Kopenhag da kötü bir takım değildi. Oradan biz çıktık. Buradan da çıkabiliriz. İnanıyorum ben bu gruptan kesinlikle. Yani en kötü ikinci çıkarız diye düşünüyorum. Yani o şeydeyiz zaten, inançtayız. Beklentimiz bu. Yani en kötü bir çeyrek final daha, yani gruptan çıkmanın ötesine artık biraz daha ilerlere taşıyalım. Yani onu istiyoruz biz de. İnanırsak olur. Bence bana da öyle geliyor. Genelde zaten taraftarlarımızın görüşü de bu yönde. Şimdi yine sıradan söz almak isteyenlerle devam edelim. Özcan Albayrakoğlu ben. Murat Albayrakoğlu'nun abisiyim. Önce Şampiyonlar Ligi'nden bahsetmek istiyorum. Ben bana göre bazı şifreler var burada. Arsenal var. Arsenal'i UEFA Kupası alırken Arsenal'i yenmiştik. Dortmund'u yenmiştik. Belçika'nın da payı vardı orada. Şimdi inşallah Galatasaray'ın her zaman beklentisi UEFA Kupası'nı aldığımız için Türkiye'deki tek takım olarak Şampiyonlar Ligi'dir. Biz bunu yani kadromuz diğerlerine göre biraz dar olsa da inancımızla sahadaki futboluyla bunu başaracaktır. Taraftar her zaman tribündeki yerini alacaktır. İnşallah olur diyorum yani. Olmazsa UEFA Kupası artık. Hocamız hakkında ne düşünüyorsunuz? Cesare Prandelli'yi siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bana göre de iyi hoca. Disiplinli. Futboldan anlayan kişi sonuçta. Arkasındayız. Yani diğer hocalara baktığımız zaman zaten 10 numara hoca olduğunu görüyoruz. Evet, hocayla ilgili de taraftarlarımızın genel görüşü hep çok fazla pozitif. Ben sohbet ettiğim zaman bunu çok fazla görüyorum. Hikayesi olan bir insan olması da belki onu ilgi çekici bir insan haline getiriyor. Şimdi yine sıradan devam edelim. Yeni sezonla ilgili, Şampiyonlar Ligi ile ilgili neler söylemek istersiniz? Tekrar hoş geldiniz Düzce'ye. Necat Arslan ben. Açıkçası benim çok umudum var gruptan çıkmak için ama az önce de program başlamadan önce arkadaşlarla konuşurken ben açıkçası 2000 yılından sonra bir başarı için 15 sene, 14 sene çok uzun bir zaman oldu. UEFA'ya tekrar gidip tekrar bir zaferle dönmek istiyorum açıkçası. Tabii ki bizim hedefimiz gruptan çıkmak ayrı mesele ama ben tekrar zafer istiyorum. Bunu da Türkiye'de sadece Galatasaray başarabilecek. Onun için benim böyle bir görüşüm var. Galatasaray taraftarı olarak da tabii işimiz zor. Şöyle zor. Çıtayı her zaman daha yükseğe taşıma gibi bir amacı vardır Galatasaray'ın. Türkiye'de ilkleri yapmak gibi bir amacı ve bu amacı gerçekleştirdiği sonuçları vardır. Bu yüzden sizin de görüşünüz bu yönde anladığım kadarıyla. Evet. Peki o zaman yine devam edelim söz almak isteyenlerle. Öncelikle güzel şehrimize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde olmak güzel bir şey. O yarışın içinde olmak, o oluşumun içinde olmak, onu desteklemek her şeyden önce çok güzel. Ben başarılı olacağımıza inanıyorum. Yine gruptan çıkacağımıza inanıyorum. Dediğimiz gibi bildiğimiz takımlar, tanıdığımız takımlar, şansımızın tuttuğuna inandığım takımlar. Hepsi bize yani pozitif gelen takımlar. Daha sonra takıma yapılan takviyeler gayet nokta transferleri olduğunu düşünüyorum. Yani sonuç güzel olacak. Yeter ki herkes umudunu tutsun, umudunu yitirmesin. Şunu soralım sizlere tabii ki bu konuya da geleceğiz. Düzce'deki Galatasaray sevgisi nasıl yaşanıyor? Tabii ki Düzce İstanbul'a yakın. Bunu biliyoruz. Sonuçta maçlara gelebiliyorsunuz, gidebiliyorsunuz ama burada asıl şu grup olarak Galatasaray sevgisi nasıl yaşanıyor? Bunu da izleyicilerimizle paylaşalım. Bence enerjik yaşanıyor. Herkes dışa vurmasa da içinden çok sevdiğini düşünüyorum. Küçüğümüzden büyüğüne kadar gerekli hareketlerde bulunduklarına inanıyorum. Maçlara gitme konusunda olsun, seyretme konusunda olsun, destekleme konusunda olsun. Sosyal medyada aktifler, ben öyle düşünüyorum. Yani biz de aktifiz, takip ediyoruz hemen hemen.
Evet, Twitter grubu da güzel var. Zaten yani. Onun yöneticisi de Murat sensin değil mi? Hemen Murat'a da bu noktada bir soru sormak istiyorum. Sosyal medya grubunu yönetmek aslında çok kolay bir şey değil ama ben Düzce'yi oldukça güzel bir şekilde takip ediyorum zaten, beğeniyorum. Sosyal medya üzerinden de hem sosyal sorumluluk projesi hem Düzce içerisindeki aktiviteler, bunları paylaşmaya dikkat ediyorsunuz değil mi? Evet, biz de yani biz de açıkçası kopya çekiyoruz biraz da Utraslan büyüklerimizden. Ama elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz tabii ki. Orada güzel şeyleri paylaşmaya özen gösteriyoruz. Kesinlikle karşı tarafı rencide edecek şeyler paylaşmamaya dikkat ediyoruz. Çünkü geriden gelen kardeşlerimize güzel örnek olabilmek için sosyal medyayı o şekilde takip ediyoruz ve kullanıyoruz. Ultra Aslan sosyal medyayı da oldukça başarılı bir şekilde kullanıyor. Şöyle ki çok güzel organize olunuyor. Kesinlikle. Değil mi? Yani bir duyuru yapılacaksa bütün hesaplar, işte Ultra Aslan Uni olsun, diğer alt birimler olsun, her şehir kendi hesabından o duyuruyu aynı anda paylaşıyor. Kesinlikle, kesinlikle. Bizim yani Düzce'de 3000 Facebook üyemiz var. Twitter'da da daha 6-7 ay olmasına rağmen güzel bir takip sayımız var. Yani çok aktif olarak kullanabiliyoruz. Büyüklerimiz de, yani Ultra Aslan Merkez de bu şekilde kullanıyor. Biz il temsilcileri olarak da o şekilde kullanıyoruz. Aktifiz yani. Ultra Aslan her zaman zaten taraftar duruşu olarak en doğru duruşu sergileyen bir oluşum, bir grup. Bunu her zaman söylüyoruz. Şimdi yine devam edelim. Arkada bir tane bayan arkadaşımız var. Tek bayan. Bir sen varsın, bir ben varım. O yüzden biz bir birlikte konuşacağız. Galatasaraylı bir bayanı buldun mu? Ben mutlaka soru sorarım. Bolu'dan geldin galiba, evet, değil mi? Geldik. Öncelikle Galatasaray sevgini nasıl yaşattığını bize bunları anlatırsan çok sevinirim. Sonra yeni sezonla ilgili sorularım olacak. Öncelikle Ultra Aslan Düzce'ye teşekkür ederiz bizi davet ettiği için. Galatasaray sevgim, yani bir bayan olarak gerçekten hani Galatasaray'ı hani en üst düzeyde yaşadığımı düşünüyorum. Hani bir laf vardır, hani babamdan kalan en güzel miras gibisinden. Gerçekten hani maç sesleriyle büyüdüm ben. Hani sarı kırmızıyla büyüdüm, her şeyimden tut yani hani bu şekilde büyüdüm. Yani bir insan beni gördüğü zaman aklıma zaten direkt Galatasaray geliyor. Bundan hani gurur duyuyorum. Çok seviyorum yani hani onun maçlarını izlemeyi, arkadaşlarımla Ultra Aslan Bolu'da beraber maç izlemeyi, beraber aktivite yapmayı, faaliyet yapmayı, orada kardeş olabilmeyi. Hani Galatasaray bana çok güzel dostluklar kazandırdı öncelikle İstanbul'dan maçlara gittiğimiz zaman. İlk maçım 16 Aralık 2012'de Fenerbahçe derbisiyle gittim. Görebileceğim en güzel atmosferdi. Gördüğüm an zaten ağladım yani. Hani girdim, ağlamaya başladım. Sebebini bilmiyorum, titriyorum böyle. Ondan sonra orada çok güzel dostluklar kazandım. Düzce'den, Bolu'dan. Hani gerçekten Galatasaray benim için hayatımın en üst yerinde. O yüzden teşekkür ediyorum öncelikle buraya da geldiğiniz için, burada bana söz verdiğiniz için. Ben de çok teşekkür ediyorum. Ben de babadan Galatasaraylı olduğum için halden de çok evet. İyi anlarım. Şimdi bir bayan gözüyle 4. yıldızla ilgili neler düşünüyorsun? Bu sezon çünkü böyle bir misyonla, böyle bir amaçla başlanıldı. Bunun dışında Şampiyonlar Ligi ile de ilgili söylemek istediğin şeyler varsa sözü alalım. Her Galatasaraylı gibi kesinlikle hani 4. yıldızı istiyoruz. Yani her zaman lige başladığımız zaman zaten bir şampiyonluk şeyiyle başlarız yani arzusuyla. Ben inanıyorum takımıma yani her Galatasaraylı gibi, her Ultra Aslan üyesi olduğu gibi. Şampiyonlar Ligi'ne de zaten hani ünlü bir söz vardı. Şampiyonlar Ligi maçını bize dinlemeye alıştıran bir takım olduğumuz için. Ona da yani orada da zaten gruptan çıkacağımıza inanıyorum. Hani alışık olduğumuz, bildiğimiz takımlar. O yüzden hiç o konu hiç şüphem yok. Peki sana şunu sormak istiyorum. Bir bayan olarak maçları izlerken heyecanlı mısındır? Yani bir erkek olarak hani kendimi biraz daha fazla tutmak istiyorum. Hani biraz daha düzgün maç izlemek izliyorum en azından bir erkeğe göre. Ama yine de ben biraz daha sevgimi, sevincimi daha farklı yaşıyorum. Mesela yenildiğimiz zaman köşede bir şekilde ağlayabiliyorum. Ya da sevinçten ağlayabiliyorum. Ama kesinlikle yani evde izlediğim zaman da anneme sarılıp ağladığım oluyor mesela. Arkadaşlarımızla da yani özellikle maçları beraber izlerken bir coşkulu bir... Kızla erkekle izlendiğinde de ayrı bir keyifli oluyor tabii ki. Ya illaki maçlar söyleniyor hani böyle çok başka bir hani böyle insan gurur duyuyor, tüyleri diken diken oluyor. Bolu'dan gelen bir arkadaşımız daha vardı, ona da sözü verelim. Atilla Akkaya, Bolu'dan geldik 3 kişi olarak. Prandelli ile başlayayım. Adamın zaten hani tipine bir baktığımız zaman tam bir teknik direktör. Hani tam bir baba figürü var Prandelli'de. Mancini'den kalan
oyun düzeni hakkında da biraz böyle hızlı futbol oynatacak diye duydum. İşte 3 katına çıkaracağız falan. Hızlı futbol her şeydir bana göre futbolda. Şampiyonlar Ligi'nde de lider bile çıkabiliriz. Arsenal bizi zaten iyi tanır, iyi bilir. Borussia Dortmund'da da dünya basınında Borussia Dortmund çıkınca hani dünyanın en iyi iki dev taraftar grubu Borussia Dortmund'la Ultra Aslan, Borussia Dortmund'un taraftar grubu da koreografi liderleri falan dünya basınında bu da yer aldı. Arenaya geldikleri zaman hani, güzel bir koreografi oluşturmak istiyoruz. Onlar da bayağı sağlamlar. Aslında çok güzel bir noktaya değindin. Evet. İki tane büyük taraftar grubunun karşılaşması olacak Şampiyonlar Ligi'nde ama ben Ultra Aslan'dan çok eminim. Kim bilir neler çıkacak. Bence şimdiden düşünüyorlardı koreografiyi. O zaman yine sıradan devam edelim. Öncelikle hoş geldiniz Düzce'ye. Ben Akçuca'dan geliyorum. Mancini, Brandelli Mancini'ne göre daha işten daha sıcakkanlı ve bizden biri oruç tuttu oyuncularla birlikte bu sene. Bayağı iyi yani. Şampiyonlar Ligi'nde de Arsenal'i çok rahat yeneceğimizi düşünüyorum ben. Beşiktaş karşısında gördük Arsenal'i yani. Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde birinci çıkacağımıza inanıyorum ben. Dördüncü yıldıza geldiğimizde de kesin şampiyon olacağımızı ve dördüncü yıldızı takacağımızı inanıyorum. Onun dışında şimdi üstünde imzalı bir forman evet. Var. O formanın hikayesini ben sormazsam olmaz. İmzalı bir forma var. Benim üst komşumun yeni yönetimde çalışıyor. Yönetimin içerisinde. Onun hediyesiydi. Ona da buradan teşekkür ederim. Evet, güzel de bir formaydı. Evet. Kimlerin imzaları var onun üstünde? Burak Yılmaz, Melo, Selçuk Ünal, Drogba hepsinin var yani. Hemen sen içlerinde en çok kimi seviyorsun futbolcularımızın içinde? Selçuk Ünal, Burak Yılmaz. Onların bu sezonki performans hakkında ne söylersin? Burak Yılmaz bir kere açılış golünü attı. Evet, Bursa maçında yani gösterdi kendini, bomba gibi geliyor açıkçası. Kesinlikle. O zaman oyuncularımıza da güvenimiz tam diyebiliriz. Evet, hepsine güveniyoruz, hepsine. O zaman sıradan yine devam edelim. Kim söz almak isterse. İsmim Uğur Durmazoğlu. Düzcehir Merkezi'nden katılıyorum. Öncelikle 4. Yıldız olayından başlamak istiyorum. Dediğimiz gibi arkadaşlarımın birçok fikirlerine ben de katılıyorum. 3. yıldızı biz taktıysak inşallah 4'ü de biz takacağız. Bu arada yeni hocamızdan bahsetmek istiyorum. Ben de beğeniyorum yani biraz daha aktif. Yani Fatih Terim'in ekolünün biraz daha artısı gibi görüyorum. İnşallah daha da güzel olacak diye inanıyorum. Şampiyonlar Ligi'nde de ben inanıyorum Beşiktaşlı arkadaşlarımız müşteri olsunlar. Biz kaldığımız yerden devam edeceğiz. Onların acılarını dindireceğiz. Teşekkür ederim. Zaten Arsenal için de değişik bir eşleşme oldu yine. Geçen sene Emre's kupası da vardı. UEFA kupasının üstüne. Biz gördük mi Arsenal'ı kupa alıyoruz. Yapacak bir şey yok. Evet. Sizi tekrar görmek çok güzel. Hoş geldiniz. Dördüncü yıldız için artık bir şey demiyorum zaten. Artık o bizim diyorum bu sene için. O gözle bakıyorum. Hani Şampiyonlar Ligi'nde zaten kura çekilmeden önce biz büyük takımlar istedik. Hani Arsenal geldi, Dortmund geldi. Dedik ki Leeds United da olsa hatta dedik iyi olurdu dedik arkadaşlarımıza falan. İşte hani onunla da ben inanıyorum ki bir şeyler yapacağız yani. Gruptan çıkacağız. Birinci olur, ikinci olur fark etmez. Biz zaten o kulvarlardayız sürekli. Yani bir şeyler bekliyoruz. Prandelli zaten babacan bir adam. Onu gösterdi. İşte bizim gibi olmak istiyor o da. Türklerle ilgili hani mesela çiğ köfte yiyor. Hani oruç tutuyor falan. Hani tadıyor yani Türkiye'yi o da. Ondan da büyük beklentimiz var. Ligde zaten dördüncü yıldız bizim. Artık o gözle bakıyoruz biz. İnanırsak her şeyi yaparız zaten. Koreografilerimizde zaten destek vereceğiz. Şampiyonlar Ligi'nde olsun, ligde olsun. Sana da buradaki atmosferi sormak istiyorum. Burada tabii. Birlikte maç izlediğiniz ortamları İstanbul'a gelirkenki seyahatlerinizde ilginç şeyler oluyor mu? Keyifli anlarınız oluyor mu? Bunları soralım istiyorum. En son Bursa maçına gittik beraber. 6-0'lık maça. Hani o da bize denk geldi zaten. Hani otobüste falan işte espriler falan hep birlikte olmak, atkılar, formalar, oradan dönüş falan çok zevkliydi zaten. Hani geçen sene de dedim bunları Düzce'de hani artık bir şeyler oluyor. Hani eskiden hiç yoktu, şimdi bakıyoruz hani birlikteyiz en azından yani. Formalarımızı, atkılarımızı, desteklerimizi veriyoruz. Yani hep birlikte olmaktan mutluyuz, maçlara gidiyoruz. Peki o zaman yine kim söz almak ister diye sorayım. Ben de hoş geldiniz diyorum öncelikle, memnun oldum tanıştığıma da. Takım hakkında konuşacak olursak hiçbir şey kolay değil. 3 kulvarda yarışacağız. Ama hepsinde de sonuna kadar gideceğimize inancımız tam hepimizin. 4. yıldız her zamanki gibi. Yine ilk biz takacağız. Hiç yani ihtimal vermiyorum başka takıma. Burada arkadaşlık iyi. Organizasyonlarımız çok güzel. Hiçbir sorun yok. Maçlarda ilgimiz tam yani. Senin Galatasaray sevgin nereden başladı?
Benim 99-2000 yılında 5 yaşındaydım neredeyse. Babamın göre başladı. Benim de babadan. UEFA maçlarının hiçbirini unutmam. Hakan Şükür'ü hatırlarım, Jardel'i hatırlarım. Maçları canlı izledim hepsini. O sevinçlerle, UEFA Kupası'nın heyecanıyla geldim buralara. Daha küçücükken o heyecanı yaşamak herhalde çok ilginç olsa gerek. Artık senin içine işlemiş olması lazım. 5 yaşındaydım diyorsun. Evet. Ve o maçlar, o heyecan, evde bir sevinç oluyor sürekli ve bunun sebebi sarı kırmızı. İşte babamla beraber çıkarak eğleniyorduk. Evde de kalmıyorduk yani. Babam da benim gibi Galatasaraylı. Çok sever Galatasaray'ı. Sağ olsun. Yani hakkını ödeyemem. En güzel kazandırdığı şey bu bana. Evet, buradan babalara teşekkür ediyoruz. Böyle güzel miraslar bıraktıkları için. Alparslan Dikmen'e buradan sevgilerimi gönderiyorum. Onu unuttuk. O bizim için iyi bir figür. Yani iyi bir başkan. İyi bir yaratıcı. Her şeyden önce Allah nur içine yatırsın diyorum. Burada hazır mikrofonu bulmuşken amcama buradan selam göndermek istiyorum. 82 yaşında, fanatik Galatasaraylıdır. Çok sever Galatasaray'ı. Bunu söylemezsen bana ayıp olur. İsmi neydi amcanızın? Saim Duman. Biz de o zaman buradan sonsuz, ellerinden öpelim. Sonsuz teşekkür ederiz. Şimdi 4. yıldıza gelince her şeyden önce centilmence fair play içerisinde geçmesini diliyorum sezonun. Hak eden kazansın. İlla yıldızı birisinin takması gerekiyorsa hak eden taksın. Biz bunun içerisindeyiz. Biz o mücadeleyi vereceğiz. O mücadeleyi verirken sevgiyle, saygıyla o çerçeveler içerisinde vermesini istiyorum kulübümü her şeyden önce. Yoksa diğer rakiplerin ne yaptıkları hiç umurumuzda bile değil. Önemli olan bizim ne yaptığımız. Çünkü Galatasaray bir abide, kültürü olan bir abide. Bunu yaşamak gerekir. İçinde olmadan yaşayamaz kimse, bilemezdi. Çünkü diğer rakipler bizi bilemezler, anlayamazlar. Biz ne yapmamız gerekiyor? Kendimize bakmamız gerekiyor. Ben bu rekabet içerisinde en güzel enerji vereceklerine inanıyorum oyuncularımızın. Hepsine inanıyorum, güveniyorum. Ben bir de buradan Ergin Ataman'a sonsuz sevgilerimi göndermek istiyorum. Onu çok seviyorum. Çok iyi bir insan, çok iyi bir hoca. Bence yani dünyada örnek gösterilecek hocalardan bir tanesi. Biz de Ergin Hoca'yı çok fazla seviyoruz. Tabii genellikle futbol konuşuyoruz. Daha basketbol başlamadığı için ama şu an evet. Milli takımın da başında Ergin evet. Hocamız var. Onunla gurur duyuyoruz. Onu herhalde hepimiz çok seviyoruzdur diye düşünüyorum. Evet. Ergin Hoca'ya da buradan yine selam ve sevgilerimizi başarı iletelim. Başarı dileklerimizi iletelim buradan. İnşallah hayırlısı olur. Bu noktada ben yine Murat'a dönmek istiyorum. Biz Eylül ayını pek sevmeyiz. Malum. Evet. Alparslan Dikmen'in de ölüm yıl dönümü. Onu yine rahmetle analım. Ultrasan üzerinde çok büyük bir emeği var. Çok çok. Unutulacak bir isim asla değil. Kesinlikle. O yüzden Eylül ayına girdik mi biz bir buruluruz. Eminim senin de söylemek isteyeceğin şeyler vardır. Yani Eylül'ün 28'inde kaybetmiştik Alparslan abimizi. Çok güzel şeyler öğrendik. Devam ettirmeye çalışan abilerimiz var. Ama Alparslan abinin yeri çok başkaydı bizde. Hani ben kendisini tanışma fırsatım olmadı ama çok güzel yaşadığımıza inanıyorum. Yani Allah nur içinde yatırsın. Çok değerli bir insandı bizim için. Şu an hala Galatasaray Ultraslan ayakta duruyorsa onun attığı temeller sayesindedir. Bence, benim fikrimce. Sağ olsun abilerimiz de kendisini zaten unutmuyorlar. Her sene olduğu gibi bu sene de Eylül ayı bizim için çok güzel geçmeyecek taraftar anlamında ama sportif anlamda başarılarımızla Alparslan abiye bir nebze olsa da hediye göndermiş olacağız inşallah. Yine Düzce'de çok güzel bir şekilde ağırlandık. Ben görüyorum ki her şey daha da güzel bir şekilde devam edecek Düzce'de. Evet. İstanbul'a bekliyoruz. İstanbul'a geldiğiniz zaman da ben sizi ağırlamak istiyorum tabii i̇nşallah, ki inşallah. Arenada. Senin son olarak söylemek istediğin neler var Murat? Valla ben Şampiyonlar Ligi için konuşmamıştım. Onun için öncelikle bunu tamamlamak istiyorum. Tabii ki. Ben kendi çapımca yapmış olduğum hesaplara göre 10 puanla gruptan ikinci sırada çıkaracağımıza inanıyorum. İnce hesaplar yapılmış anladığım kadarıyla. Tabii yani ben çok düşünürüm öyle şeyler. Aslında biz kuralları falan da önceden çektik. Biz daha farklı rakipler bekliyorduk. Daha zor gruplar bekliyorduk. Bu bizim için çerez gibi oldu açıkçası. İşte iki Anderlecht maçı 6 puan. Bir Arsenal maçı 9 yapıyor. Dortmund'da da herhalde bir beraberlik alsak 10 puanla ikinci sırada mis çıkarız. Yani öyle düşünüyorum en azından. Ki hani bu alt çıtada tuttum bu sefer. Daha bunun üstü de var çünkü Almanya'da ne yapacağımız belli olmaz bizim. Çünkü oradaki taraftarlarımız biliyorsunuz ki her sene olduğu gibi yani daha önceki senelerde de karşılaştık. Güzel destekliyorlar. Schalke maçında özellikle
Yakın tarihten örnek verecek olursak Schalke maçında çok büyük taraftar desteğimiz vardı. O gollerde farklı farklı bölgelerden ayağa kalkan Galatasaray taraftarlarını gördükçe biz buralarda yerler havalara zıpladık, yani çok mutlu olmuştuk. Yani Almanya'da bir şey bekliyorum. Arsenal zaten bize ters bir takım değil. Arsenal'e bugüne kadar karşılaştığımız maçlarda biraz çektirdik açıkçası. Yani burada da İstanbul'da zaten yeneceğimize inanıyorum. İngiltere'de de yani berabere de kalsak bizim için iyi bir skor olur. Yenesek de çok da önemli değil. Ben yani 10 puan garanti olarak gördüğüm için bunu öncelikle belirtmek istedim. Şampiyonlar Ligi tecrübemiz var. 3. sezondur çeyrek final oynamak istiyoruz 3. sezonumuzda. 2 senedir oynuyoruz. Kaybettiğimiz rakipler kolay rakipler değil. Final oynuyorlar. Final kazanana kaybediyorlar gibi kötü takımlarla oynamadık yani bugüne kadar. Bu sene de inanıyorum ki en kötü çeyrek final göreceğiz. Gökhan Zan güzel bir örnek vermişti futbolcumuz. Biz UEFA takımı değiliz. Biz Şampiyonlar Ligi takımıyız diye. Biz de öncelikle Şampiyonlar Ligi'nde yürümek istiyoruz ama şans eseri eleneceksek de baştan elenelim ki UEFA kupasını almamıza bir önayak olsun, yol gözüksün diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Peki bizler için hazırlamış olduğunuz bir tezahürat var mı? Vallahi biz standart durumdayız şu anda. Her sene olduğu gibi şereftir seni sevmek. Çünkü en çok sevdiğimiz tezahüratımız bu bizim. Onu söylemeyi düşünüyoruz. Evet, benim de çok sevdiğim bir tezahürattır. O zaman sizden alalım. Şereftir seni sevmek, senle ağlayıp gülmek. Galatasaray sevgisi sürecek sonsuza dek. Yetmiyor ki statlar, kalbimiz senle çarpar. Layıksın bu sevgiye, şanlı Galatasaray. Orada güzel de bir atkı açıldı zaten. Terk etmeyen tek sevgilim. Ben şöyle bakıyorum, evet, terk etmeyen tek sevgilim. Bravo, çok güzel. Çok teşekkür ediyorum bu keyifli program için. Murat Albayrakoğlu, sana çok teşekkür ediyorum. Yine bizi çok güzel bir şekilde ağırladınız gerçekten de. Ben zaten Düzce'yi ayrı seviyorum. Sizi geldiğimde, sizin güler yüzünüzü gördüğümde de ayrı mutlu oluyorum. Tekrar çok teşekkürler. Biz de çok teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Seneye tekrar bekliyoruz. Sezonu inşallah beraber açarız. Ayağınıza sağlık. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. GSTV olarak, ailesi olarak da. Çok teşekkür ediyorum. Murat Albayrakoğlu'ndan başka bir Murat'a teşekkür etmek istiyorum. Geçen sene Düzce'ye program partnerimiz Murat Türker'le birlikte gelmiştik. 2 sene boyunca Parçalı Sevda programını beraber yürüttük. Onun şimdi bizden yolu ayrıldı. Bu yüzden ona 2 sene boyunca programa verdiği emekler için ayrıca da teşekkür ediyorum. Ve biz böylece Parçalı Sevda programının da sonuna gelmiş bulunuyor sevgili seyirciler. Önümüzdeki haftalarda başka Ultra Aslan gruplarıyla yine beraber olacağız. Tekrar görüşünceye de hoşça kalın.